Beyler bayanlar nefis bir şey buldum. Tasarımcısı kim? İşte artık. Tasarımcısı kim? Tasarım dediğin temiz olur. CV ve iş bulmam karşılıklı. Herkese merhabalar. Ben lisede geldim buraya. ODTÜ Mimarlığı ilk defa halam hani o zaman okuyordu. Burada benim üniversite burasıymış diyerekten hani geldiydim. Tekrardan hem biraz daha tasarım bilinciyle hem de böyle bir dersin davetlisi olarak gelmek benim için çok büyük bir olmuş. Şimdiden teşekkür ediyorum tekrardan davet için. Umarım bugün konuşacağımız şeyler de sizler için fayda sağlar ve ileride bir gün siz de geldiğinizde ya burada da böyle bir şeyler dinlediydik diyerekten konuşursunuz. Bugün konuşmamızın başlığı Der Neue Designer. Neden olduğunu daha sonra anlatacağım. Bugün tamamen dijital tasarımdan konuşacağız. Biraz ben anlatmak istiyorum dijital tasarıma nereden girdim diye. Commodore 64 benim ilk bilgisayarım. Yani benim diyebileceğim ilk bilgisayardı. Tam da benim diyebileceğim bir bilgisayardı için kardeşimle paylaşıyorum. Afyon'da, mevzu bahis bilgisayarının karşısında. Dikkat ederseniz şu, bir tape ünitesi. Bildiğin kasetti, hani o zamanki data transport. Üstünde işte oyunlar vardı, oyunlar falan oynuyordu. Ama hani ortam buydu. Hani bilgisayarı açınca karşınıza çıkan alan buydu. Oyun dediğimizde buydu. Yani bayağı şu asker, şu işte merdiven. Saatlerce bunlarla oynadık. Ve çok eğlenceli. Sadece oyun tarafı değil, bilgisayarda bir şey yapabilmek, ufak bir kodlama yapabilmek, azıcık küçük bir loop bir şey yazınca bile aha diyorum hani 1-2 yaptı, 2-3 yaptı, 3-4 yaptı. Benim çok çok heyecanlandığım bir alan. Yani bunu tekrar tekrar söylemek istiyorum. Çözünürlük 300'e 200 falan burada. Apple Watch'un çözünürlüğünü biliyor musunuz? 440'a 300 falan. Yani bu bizim hayatımızdı gerçekten. Afyon'da hani büyük zevkle oynadığımız ve bana hani bilgisayarla ilgili bir şeyler yap dedirten ilk ilham oldu. Büyük bir şevkle Bilkent bilgisayarda okudum. Ben de Ankara'da doğumluyum ve Ankara'da okudum aslında. Daha sonra Georgia Tech'te master'ımı yaptım. Fakat Bilkent'te çalışırken şunu fark ettim. Bilgisayar güzel ama benim hoşuma giden şey bilgisayarın içinde olan değil de bilgisayarın çevresinde olan şeylermiş. İnsanların bilgisayarını nasıl kullandığı, insanların bilgisayarda ne yaptığı, ne paylaştığı, nasıl hani hayatların bir parçası yaptığı. Dolayısıyla oradan Human Computer Interaction'a kaydım, HCI yoluna kaydım. Lancaster Üniversitesi'nde ve UCI'da birazcık hani bu konuda dersler alma fırsatım oldu. Sonrasında da küçük büyük birçok şirkette çalışma fırsatım oldu. İsmail Hoca'yla Garanti'den tanışıyoruz. Bu şirketlerde çalışmalarımız sonucunda kendimin, takımımın beraber yaptığımız çalışmalarında 160 milyondan fazla kişiye ulaşan dijital ürünler yarattık. Bunların çoğunda gurur duyduk. Çoğunda da yaparken abi biz ne yapıyoruz ya dedik. Kötü hissettiğimiz zamanlar oldu. Ya acaba öyle yapmasak mı dediğimiz zamanlar oldu. Bugün size aktaracağım şeyler bunların belki biraz tövbesi, belki biraz da reflection, biraz daha sindirmesi olarak alabilirsiniz. Dijital tasarımdan bahsedeceğiz ama dijital tasarım, bütün bu tasarım evrenini düşündüğünüzde hem kronolojik olarak hem de belki bazı değerler açısından en son gelen şey. Onun için bugün bir bayağı geriye gidip tasarım tarihi nasıl gelişmiş ve bu gelişmeler, bu dünyada da olan değişiklikler tasarımcı kimliğini nasıl oluşturmuş biraz ondan bahsetmek istiyorum. Tabii ki de bunun için mağaradan başlayacağız. Çünkü en temel ihtiyacımız barınmak. Binlerce yıl önce kafamızı sokacak bir yer arıyoruz. Bir şekilde hani ölmeyelim etmeyelim diyoruz. Barınmanın temel olduğu bir ihtiyaçtan çıkmış ilk hani kendi kendimize yaptığımız tasarım. Ölmedikten sonra baktık yani başkalarıyla iletişim kurabilelim diye duvarlara işte resimler vesaire yapmaya başlamışız. İspanya'da bulunan bir mağaradan bir mağara resmi bu. Tahmin ediliyor ki işte bu tarafta yılan var, o tarafa gitmeyin. Şurada nefis işte hayvancıklar var, gidip onları yiyebilirsiniz. Olur da bizi ararsanız da biz de şu kuzey tarafındayız diye aslında başkalarına ilk hani bilgi mimarisi, ilk information signage diyebileceğimiz örneklerden bahsediyoruz.
Bütün bunları yaptıktan sonra işte kaplar, çanaklar, çömlekler vesaireyle biraz daha belki kendi hayatımızı, küçük ihtiyaçlarımızı karşılamaya devam etmişiz. Tabii milyonlarca yıl önceden bahsediyoruz bazı şeyler için. Zaman içinde barınma istekleri vesaire gelişerek bugünkü mimarinin temel ihtiyaçlarını oluşturmuş. Başkalarıyla iletişim kurmak, gerek hayat anlamında gerek bilgi anlamında grafik tasarımın, iletişim tasarımının temellerini oluşturmuş. Kendiniz için objeler yaratmak, ortamımızı daha geliştirmek, bu da endüstriyel tasarımın temellerini oluşturmuş diye bir basitleştirme yapabiliriz. Bunlar tabii hepsi olurken tasarım aktivitesi içinde bulunan kişinin de benliğini ve nasıl iş yaptığını etkiliyor. Şimdi çıkarsam aslan yer ortamından, ortamını düşünün, bir de bu ortamı düşünün. Çok ayrı tasarım pratikleri uygulayabiliriz. Çok farklı motivasyonlarımız olabilir. Yıllar içinde bunlar toplanarak bir tasarımcı kimliği oluşturuyor. Başladık hani kendimizi koruyalım, bir şekilde hani sıkıntı yaşamayalım diye. Fakat daha sonra ortamlarımızı yaratmaya başladık. Gerek stil olarak, gerek fonksiyon olarak ayrılmış durumda bir çalışmalar yapmaya başladım. Akabinde artık hani mimari işlerin biraz daha temeli oturduğunda sembolik binalar, sembolik mekanlar yaratmaya başladık. Ve bu noktada aslında ilginç bir şey görüyoruz. Bu şey hani daha önce almışsınızdır diye tahmin ediyorum bölümde. Hatırlayan veya anlatmak isteyen var mı? Zoser'in basamaklı piramidi. Yapan da Imhotep. Şimdi Imhotep deyince çoğu insan mumya şey vardı ya, filmi vardı ya orada böceği yiyen arkadaş. O işte bunu yapan arkadaş. Şimdi Zoser'in baş rahibi Imhotep. Şimdi baş rahip bir basamaklı piramidin hem mimarı, hem inşaat mühendisi, hem de baş rahip. Yani üçlü bir hani büyük, üçlü de büyük hani sorumluluk olan şeyin sahiplendiği bir noktaya geliyor. Tasarımın bu şekilde entegre olarak yaşanması. Buna benzer başka bir akımla daha karşılaşıyor tarih boyunca insanlık. O da Rönesans. Rönesans'ta işin o baş rahipliği biraz gidiyor ama işin artistik tarafı, sanatsal tarafı biraz daha öne çıkıyor. Leonardo da Vinci hani hem müthiş bir gerçekten mühendis, teknik olarak çok iyi bilgisi var, sanatsal olarak çok iyi bilgisi var. Bugün hani endüstriyel tasarım diyebileceğimiz obje yaratımı ve üretimi konusunda da çılgın bir deha. Dolayısıyla burada hani dini tarafı bırakıyoruz ama yine içeride bir çoklu yapı var. Yine bunun hani tasarımcı sadece bir şeyleri çiziktirip vermez dediğimiz başka bir yaklaşımla Bauhaus'ta gördüğümüz yaklaşım. O zamanki hani birçok şeyin tersine tekniğin de aslında sanatın, tasarımın bir arada olduğu bir çatı kuruyor Bauhaus. Tahmin edeceğiniz üzere işte 40'lardaki Nazi Almanya'sındaki durumlardan dolayı devamını getiremeyen ama akım olarak birçok yeri etkilemiş bir disiplin. Şimdi bu şekilde toplandıktan sonra tarihin bu noktasında tasarımcıya baktığımız zaman bir sanatçı ve zanaatçı görüyoruz. Hem işin sanat tarafına bakıyor, hem işte estetiğine bakıyor, düşündürme kuvvetine bakıyor, ifade kuvvetine bakıyor. Ama aynı zamanda materyali de çok iyi biliyor. Ressamsa gerçekten boyasını kendisi karıştırabiliyor. Sadece hani birisinden tedarik ettiği font takımı, tablo takımıyla değil, gerçekten kendi kurşunuyla fontunu, typeface'ini dökebilen tipograflardan bahsediyoruz. Sandalye yapacaksan önce bir metali kendin bir bükebilmelisin diyen çok entegre ve gerçekten hem sanatçı hem de zanaatçı yetiştiren bir yapı. Buradan tekrar biraz Rönesans'a dönmek istiyorum. Rönesans'ta dediğimiz gibi işin bir de şey tarafı var. Yani sanat tarafı biraz daha öne çıkıyor. Ve yine hani bakmışsanız Leonardo'nun özellikle bu ters yazısı var. Biliyorsunuz değil mi onu? Neden yazıyor? Ters yazıyor şey Leonardo. Aynadan yazıyormuş Leonardo. Sebebi? Ya bunu çok da bilmeye gerek yok diyerek. Yani o zamanın encryption'ı oymuş. Aynadan yazınca insanlar okuyormuş falan. Hem işte biraz da tabii dini şey de var. Yani orada bu arada işte güneş öyle dönmüyor falan yazsan birisi okur. Ne diyor bu adam der. Kendini de bir yanda korumak için daha şifreli, anlaşılamayan şekillerde yazılıyor. Şimdi bu doğal olarak insana bir yalnızlık ve tek seferde çıkma ihtiyacı doğuruyor. Ben çok büyük bir şey diyelim ki o zaman da yaşayan bir hani polimatlardan birisi olsam müthiş bir şey yapsam herhalde şey demem. İşte beyler bayanlar nefis bir şey buldum işte kiliseye gideceğiz. Giderim hani benim paramı veren işte Medici ailesine derim ki lordum bakın böyle bir şey buldum aman kimseye söylemeyin. Dolayısıyla bir ilhamdan gelen bir gizlilik, bir eser çıkarma motivasyonu var. Bunu daha sonra daha eklektik sanat tasarımlarında da görüyoruz. Düşünceyi paylaşmaktan çok
Ben bir şey tahayyül edeyim, öyle bir hayalimde bir şey yaratayım ki sonra onu ifade ettiğimde bir etki yaratsın, bir farklılık görsün. İnsanlar da çevirip kafasını baksın diye. Dolayısıyla tasarımcının aslında bir de tek çalışma ve eser yaratma güdüsü var. Rönesans'tan sonra hani olan başka bir şey var. O da endüstriyel devrim. İnanılmaz büyük bir değişim. Çünkü bir tarafta insan gücünü çokluyorsunuz. Bir kişiden inanılmaz verim ve üretim gücü çıkarabiliyorsunuz. Bunu yaparken de aslında sadece ilk başlarda işte bu atölyelerin birleşmesi, tek bir hani bir ayakkabıcı iken 2-3 ayakkabıcının bir araya birleşip kaynak paylaşımı, daha sonra fabrikalaşan ayakkabı üretimi, tank üretimi, araba üretimi gibi şeylerle endüstriyel devrim hem üretimi hem de o üretimin hayalini ve planlamasını kökten değiştiren büyük bir yaklaşım. Endüstriyel devrim çerçevesinde gördüğümüz en ama en çarpıcı şey Henry Ford'un yaptığı çalışmalar. Henry Ford diyoruz ama sadece Henry Ford demek çok doğru olmayabilir. Frederick Taylor da bunun yanında. Taylorizm duymuşsunuzdur. Efektif çalışma, insan bir kaynaktır, o da yönetilmelidir diye. Çok gömerler Taylor'ı ama o zamana kadar şey böyle. İşçi mi? Bul ya tamam 18 saat falan çalışsın. Taylor diyor ki abi 18 saat çalıştınca adamdan şey alamazsın. Bunun bir mesaisi vardır. Mesaiyi aslında şey çıkarıyor. Yani insanlar sabah 9'da başlasın, akşam 6'da çıksın. Ölmeyi versinler bir anda fabrikada diyen kişi aslında Taylor. Yine aynı şekilde arada hani 1-2 saatte bir mola veriyorsa daha iyi çalışır insanlar diyen kişi de Taylor. Dolayısıyla çok gömerler Taylor ama birçok alandan da hani işçiyi o çerçeve içerisinde gözeten kişilerden bir tanesi. Ford'un yaklaşımında en önemli şeylerden biri şu. İnanılmaz bir vizyonla başlıyor Ford. Diyor ki elimizde bizim bir üretim kapasitemiz var. Yapabileceğimiz bir şey var. Bir araba yapabiliyoruz, motor birleştirebiliyoruz. Ve bunun en önemli faktörlerinden bir tanesi de bu şeyde çalışan, bu fabrikada çalışan birisi maaşıyla bu arabayı alabilsin. Dolayısıyla bütün üretim sürecinin parametrelerinden bir tanesi bu. Şimdi bu derece bazı şeyleri basitleştirebilmek için hepiniz işte belirli bir ops dersi almışsınızdır. Endüstriyel mühendislik terimlerini biliyorsunuzdur. Bir şeyleri koordine etmeniz ve bir şeyleri ortaklaştırmanız lazım. Ford da bunu ekstrem bir şekilde yapıyor. Üretim bandını bu şekilde kuruyor. Şimdi burada yaptığı büyük değişim, üretim bandını kurarak bütün parçaları ayrı ayrı oluşturmak, bütün insanlara ayrı ayrı görevler vermek, arabanın fiyatını düşürürken, arabayı daha erişilebilir hale getirirken, insanları ise derler yani makinede bir çark olmak. O noktaya getiriyor. Bu zamana kadar gördüğümüz işte din adamı, mühendis, işte doktor, sanatçı, mühendis, tasarımcı birleşiminde ilk çatlamayı burada yaşıyoruz. Üretim hattının kompleksliğinden dolayı üretim hattında çalışacak veya üretim hattını yönetecek kişiyle planlayacak kişi burada ayrılıyor. Dolayısıyla bir tarafta işçi, mühendis, yapan tayfa, bir tarafta da tasarlayan tayfa. Kimseyi tam altına bırakmak istemiyorum ama bu taraf endüstriyel tasarımcılar. Dolayısıyla bu noktada ister istemez tasarımcı üretimin efendisi noktasına geliyor. Burada birçok hani efficiency sağlıyoruz. Birçok güzel şeyler oluyor. Ta ki savaşlar olana kadar. Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı. Hiçbirimiz yaşamadık. Hani bence şu anda hayatımızda ileride biz nasıl buna İkinci Dünya Savaşı diyorsak biz de şu anda pandemiden geçiyoruz. Bir Wikipedia sayfası olduk bence. İnanılmaz büyük musibetler. Bu zamana kadar yapılan bütün teknolojik geliştirmedir, hani tasarımsal atlamadır. Her şey birbirini öldürmek için kullanıyor insanlar. Her şey bir şeyleri hani yıkmak için kullanılıyor. Ve herkeste olduğu gibi büyük yıkımları da nasibine alanlardan birisi de tasarım toplulukları. Demin Bauhaus'tan bahsettik. Aslında hani ne mutlu bize ki Nazi Almanya'sından kaçan birçok kişi Ankara'ya yerleşip mimari konuda hani geliştirmeler yapmışlar, tıp konusunda geliştirmeler yapmışlar. Neydi o? Refik Saydam hırsızlığa şu aşı şeyi vardı ya. Tamamen şey hani maalesef o Nazi rejiminin, İkinci Dünya Savaşı'nın dan kaçan insanların buraya gelip bazı şeyleri tohumlandırmasından oluşan bir şey. Savaşlar geçtikten sonra herkes bir daha bu olmasın diyor. Tasarımcılar da bunun başında olmak üzere. Dolayısıyla biraz daha modernist yaklaşımlarla diyorlar ki yetti artık o işte gri şeyler. Gri binaya bakıyoruz ama yetti artık hani bu şekilde yaşam. Daha hani birbirimizle hani bir olabileceğimiz, internasyonel akımı
modern ve postmodern şekilde yaşayabileceğimiz ortamlar, objeler vesairemiz olsun noktasına geliyor. Dolayısıyla bu çağda aslında bütün tasarımcılar, mimarlar, endüstriyel tasarımcılar, grafik tasarımcılar bir kahraman noktasına geliyorlar. Biz toplumu bir daha bu tarafa götürmeyeceğiz. Biz gerçekten bazı şeylerin önünde dikilecek olan insanlarız noktasına geliyor. Yine inanılmaz güzel bir yaklaşım. Şimdi musibetler bittikten sonra işte 60-70 belki daha sonra 80'lerde Amerika'nın altın çağı, işte konsümerizm ve hani kapitalizmin bu derece accessible, rahat da tercih edilen bir şey olmasıyla yalnız başına bu derece prensipli çalışan tasarım ekipleri aslında bir bolluğun içinde duruyorlar. Ve diyorlar ki ya biz zaten yalnız da yaparız. Kesinlikle saygısızlık etmek istemiyorum. Massimo Vignelli müthiş bir tasarımcıdır. New York şey haritası, metro haritası. Sans serif fontların ve dizginin hani babasıdır kendisi. Ama kendisi hem çağdaşlarıyla beraber işlettiği süreç hem de o çağda işlettikleri sürecin oluşturdukları tasarım çıktıları sebebiyle biraz daha süreçlerine yönelik, süreçlerine odaklı olan çalışan kitleler. Dolayısıyla bir taraftan bir yalnızlıkları var. Tek başına çalışmayı seviyorlar. Eskiden nasıl eser çıkarıyorsak bu şekilde yine de biraz daha sürece yönelik olarak çalışmaya devam eden kişiler. Şimdi binlerce yıl önceden gelip hani böyle bir fikir ve kitle oluşturan, böyle bir davranış seti oluşturan bir güruhtan bahsediyoruz. Ve dediğimiz gibi bunlar bizim mimari olsun, iletişim tasarımı olsun, obje tasarımı olsun, hizmet tasarımı olsun çok 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 iyi bir yere gelmemizi sağlayan bir hani şey ilham grubu diyebiliriz, geçmişimiz diyebiliriz. Fakat işin içine dijitalin girmesiyle olaylar çok farklı. Bunun en büyük sebebi dijitalin buradaki diğer malzemeler gibi bir malzeme olmaması, çok çok farklı bir meta olması. Bunun etkileriyle klasik tasarımcıdan ayrılan yeni bir ekolün oluştuğunu düşünüyorum. Ben buna bu sunum içerisinde yeni tasarımcı diyeceğim. Şimdi yeni tasarımcı diyorum ama yani bu sene mimarlıktan mezun olan kişiyi kastetmiyorum. Biraz daha dijital tarafta iş yapmak isteyen, biraz daha dijital tarafa kaymış olan gruplardan veya kaymak isteyen gruplardan bahsediyorum. Sektörü takip ediyorsanız bunun hiçbir tanımı yok. İşte birisi diyor ki ya işte product designer, yok UX designer, yok bilmem ne. Hiçbirisine girmiyor onların. Yeni tasarımcı, dijital alanda çalışan, dijital olarak üreten birisi olarak alıp lütfen o şekilde dinleyin yeni tasarımcı dediğim zaman. Klasik tasarımcı demiştik ya, oturup kendi başına çalıştığı, elinde hani materyalini bildiği bir süreç vardır diye. Klasik tasarımcı ne kadar sanat ve zanaatçıysa yeni tasarımcı bir o kadar değil. Çünkü teknoloji aracılığıyla yaratıyor. Teknoloji aracılığıyla yaratıyordan kastımız şu. Hem yaptığı şey, hem yaptığı şeyi kullanır, yaptığı şeyi yaratırken kullandığı ortam tamamen teknolojik. Aynı zamanda verdiği çıktı da tamamen teknolojik. Dolayısıyla siz CAD'de bir şey çizdiğinizde veya bir modelleme yaptığınızda, bir render aldığınızda aynı şeyden kastetmiyorum. Çıkan şeyin de dijital olmasından bahsediyorum. Yine hani farklı bir şekilde klasik tasarımcı her ne kadar tek çalışıyor, bir yandan da yeni tasarımcı o kadar beraber çalışıyor. Neredeyse deneyimleyeceğiniz, gerçek şirketlerde deneyimleyeceğiniz bütün süreçlerde inanılmaz bir kolaborasyon var. Hem kodu yazacak olan kişilerle, hem ürünü geliştiren kişilerle, işin finansal tarafıyla onaylayacak, onaylamayacak, pazarlayacak kişilerle, en böyle hani burnu havada ajansta çalışsanız bile bu insanlarla iç içe ve sürekli çalışıyor olmanız gerekiyor. Başka çok büyük bir fark daha söyleyeyim. Yeni tasarımcı sadece paydaşları ve meslektaşlarıyla değil, son kullanıcılarla da çok yakın çalışmak zorunda. Bir mimar bunu yapamaz. Hiç buranın mimarı, hiçbirimizle görüşüp, bina hakkında ne düşünüyorsunuz deme fırsatına sahip değil. Hiçbir usta, şu duvarı nasıl yapmışım, daha farklı ihtiyaçlarınız var mı acaba diyebilecek durumda değil. Onlar dediğim gibi hani onların günahı değil, disiplinin yeni getirdiği bir şey. Buna tekrar döneceğiz çünkü çok ekstrem başka şeyler de hani olacak burada. Dolayısıyla yeni tasarımcının en büyük özelliklerinden bir tanesi de tek başına değil, mutlaka ama mutlaka başkalarıyla yaratılması. Demin endüstriyel tasarımdaki o ayrımdan bahsettik. Yeni tasarımcı kesinlikle üretimin efendisi değildir. Tam tersine üretimin bir parçası ve destekçisidir. Bütün hani bu ders alanların aldığı ders materyalini bilmeyerek hani söylüyorum. Design sistemler veya research sistemler hakkında bilgisi olan var mıdır? Hiç duymadım diyen var mı?
Süper. Şu bu arada yeni çıkan bir kit. Türk bir takım yaptı bunu. UXR Playground diye. Araştırma, planlama ve sentez süreçlerini öğrenmek istiyorsanız çok güzel bir başlangıç. Dolayısıyla yeni tasarımcı aslında yaptığı işi sistematize edip gerek yöntemleriyle veya gerek hani sadece formalize olarak bir estetikle başkalarıyla paylaşıp ben yapmasam sen de yapabilirsin diyen, onları destekleyen, tek yaratıcı ben olmayayım diyebilen bir tasarımcı. Dolayısıyla bu açıdan da klasik tasarımcıdan çok net bir şekilde ayrılıyor. Küçük bir quiz yapalım endüstriyel tasarım şeyinde. Tasarımcısı kim? Böyle bir şey artık. Tasarımcısı kim? İyiyiz. İyiyiz sandalyesi. Tasarımcısı kim? İçmiyor musunuz onu? İHA Hulusi. Çok hani şey, Türkiye'de inanılmaz eserler çıkarmış bir. Yanlış hatırlamıyorsam o da Yahudi olabilir. Yani emin değilim. Yani müthiş hani etki getiren birisi. Tasarımcısı ya da mimarı. Zaha Hadid. Dieter Rams. Hepsini kullanıyoruz. Hiçbirimiz Zaha Hadid'in o binasına gitmemişizdir. Şu olmasa hayatımız çöker. Fakat tasarımcılarını bilmiyoruz. Tasarımcısını bilmiyoruz. Tasarımcılarını bilmiyoruz. Çünkü o derece beraber çalışılan, o derece başkaları ile yapılan çalışmalar. Modern tasarımcı, yeni tasarımcı dolayısıyla görünmezdir. Bazı şeylerin arkasında durur. İlla da öne çıkmak her zaman istediği bir şey değildir. Son olarak demin bahsettiğim hani deneyim noktasına dönmek istiyorum. İşte Ekçevik veya işte Sydney Opera binası. Bunları tasarlama süreçleri ile bunları tasarlama süreçleri arasında inanılmaz süre farkı var. İnanılmaz süreç farkı var. Bunun sebebi de şu. Şunu yaptığınız anda anında behavior'ı değiştiriyorsunuz. Anında davranışı değiştiriyorsunuz. Anında beğeniyi değiştiriyorsunuz. Şunu yaptığınız zaman ilk soru şey, bunu alabilecek param var mı? Ondan sonra hani diğer sandalyelerle mukayesemiz yaparız. Ufacık bir internet hani browser'la bile bunların hepsini deneyimleyebiliyorsunuz. Burada davranış çok önemli. Çünkü dijital bambaşka bir materyal. Booking.com bunun inanılmaz güzel bir örneği. Türkiye'de açık değil ama son zamanlar hiç kullandınız mı? Pandemide de ne kullandık? Booking.com da yani. Hiç girdiniz mi son zamanlarda? Şeyde gibi hissediyorum ben Booking.com'a girdiğim zaman. Kadıköy'de böyle şeyler vardı. Eski bu Yazıcıoğlu pasajı var. Orada porno CD satarlar eskiden. Bekliyorsun böyle şey ama arkadan bir şey yok. CD lazım, CD lazım. İstemiyorum ben size. CD lazım, CD lazım diye geliyor. Booking.com'da öyle. Böyle masum oynatıyorum. Şşt ne güzel ama sen. Diyorum istemiyorum. Yeni bir tab açıyorum. 3 kişi baktı. 2 kişi bilmem ne yaptı. Tıklıyorum. Bitti. Buna baksana. O kadar fazla hani insanın burnuna sokan hani bir yaklaşım var ki. Ondan başka Booking.com'un şöyle bir özelliği var. AB testi nedir? Biliyor musunuz? Hiç duydunuz mu? Tasarımcı der ki veya işte grup der ki ya şu ekranı şöyle değiştirsek daha iyi olur gibi. Tamam. İyi olur neyini bir tartışalım. Karar verelim. Açalım ikisini de paralel. %50 trafik bu tarafa gitsin. %50 trafik bu tarafa gitsin. İyi olan kazansın. Booking.com'da paralel run eden 200 kadar test var. Şu anda. Dolayısıyla burayı tasarlayan kişi aslında hangi permütasyonun kimin önüne geldiğini bilmiyor. Dolayısıyla bir sistem tasarlıyor ve stokastik bir şekilde ya var ya İsmail bunu mor giymiş onu şu beneri göstereyim kararını şey vermiyor. Bir algoritma veriyor. Algoritmayı da tasarlayan birisi. Dolayısıyla bambaşka materyaller, bambaşka süreçler, bambaşka şekilde beslenen bir akış var. Bu akışın en büyük besleyeni ise davranış. Dolayısıyla mutlaka ama mutlaka kullanıcı odaklı olmamız gerekiyor bu tasarım sürecinde. Tabloya böyle baktığımız zaman bir taraf böyle köhne, çürümüş, küflü müflü gibi görünüyor. Bir tarafta böyle abi biz yeni tasarımcı olalım der gibi hissediyoruz ama keşke olay öyle olsaydı. Bu dilemmayı yaşamışsınızdır endüstriyel tasarım özellikle okuyanlar veya mimari okuyanlar arkadaşlar. Hapishane tasarlar mısınız? Bir hapishaneyi hani planlayıp hayata geçirmek için destek olur musunuz? Evet veya hayır demeniz beni şu anda bağlamıyor. Fakat dünyada bazı kişiler evet demiş ki hapishaneler var. Endüstriyel tasarım öğrencileri. Silah tasarlar mısınız?
tasarımınız iyi olduğu zaman çok öldürücü, ortadan kaldırıcı bir mekanizma yaratıyorsunuz. Birileri evet demiş ki bugün dünyada şeyler var, silahlar var. Bunu yaşamamızın sebebi şu, yıllardan beri bu disiplinler belli yerlerden beslenmişler. Ne sıkıntılar görmüşler, ne savaşlar görmüşler, ne kıtlıklar görmüşler. Dolayısıyla bütün bu zorluklardan çıktıktan sonra bazı şeylere hayır diyebilmişler. Açıkçası yeni tasarım süreçlerine baktığımız zaman bunu çok göremiyoruz. Yeni tasarım süreci dediğimizde HCI ve hani işin psikoloji tarafına geçecek hani kadar geriye gidebiliyoruz. İlk gerçekten dünyayı değiştiren şey Spitfire ve yani uçak kokpitlerinin daha ergonomik tasarım. Şimdi burada endüstriyel tasarımcılarla şey paylaşabiliriz, hani suçu paylaşabiliriz ama bu tür çalışmalar ARPA olsun, Amerika'daki bu hani defans geliştirme bizim hani şeye denk geliyor işte, Aselsan'a denk geliyor diye düşünebilirsiniz. Oradaki birçok HCI'nin temelini yaratan, teorik çalışmaları başlatan çalışmalar. Dolayısıyla çok da hani şey diyemeyiz, hani ellerimiz bu açıdan temiz diyemeyiz. Askeri ve hani bazı şeyleri daha kolay yapabilme konusunda başlamış bir disiplin bu yeni tasarımcılık. Sonrasında hani şey, bir fırsatımız oluyor, internet. Tim Berners-Lee 1995 yılında yanlış hatırlamıyorsam World Wide Web'i çıkarıyor. Yine bu arada hani bu network çalışması ARPANET üzerinden gayet hani askeri bir network üzerinden esinlenen bir çalışma. Biz bunu alıp ne yapıyoruz? Fırsatımız varken gidip millete diyoruz ki o checkbox attıklarsa senin bilmem neyi subscription yapar. Fark etmeden insanları beklemedikleri, istemedikleri ürünleri aldırıyoruz. İhtiyaçlarını hani değiştiriyoruz. Yapmak istemedikleri şeyleri sanki yapmışmış gibi göstererek sonradan biz bunu conversion olarak yazdık diyoruz. Tasarlıyorsak maalesef sadece kendimize tasarlıyoruz. Bununla ilgili çok çarpıcı bir tweet vardı. Hani tekrar bulamadım ama case şuydu. İşte pandemi olduğunda ilk aşılar dağıtılıyor. Amerika'da şeyler açıldı. İlk aşılar açıldı. Ve aşıyı yapmak için randevu alacağınız siteyi tasarlayan zekilerden bir tanesi tarih seçimi için, doğum tarihinin tarih seçimi için Spinner kontrolü kullanmış. Spinner dediğimiz normalde bir tarih seçimi nasıl yaparsınız? Drop'tan. Evet. Değil mi? Normal tarih date picker açabilirsiniz. Custom date picker açabilirsiniz. Text olarak alabilirsiniz. Spinner ne Allah aşkına ya? Spinner dediğimiz o şeyle. Altta ve üstte iki tane ok var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bu kadar mal bir tasarımdan dolayı 60-65 yaşının üstünde olan birçok yüzlerce belki binlerce kişi aşı randevusu alamayıp aşılarını kaçırıyorlar. Etkimiz var mı? Var. Sonra ne yapıyoruz? Gerçekten yapabildiğimiz en iyi şeyleri, bütün tasarım kabiliyetimizi aynı bokun lacivertini biraz daha çekici olarak kılıp abi bu senede 15'i çıktı. Ondan sonra Pro Max'i çıktı. Sende şu yok mu diyerekten gereksiz bir hani tüketime aynı zamanda planlanmış bir eskimişliğe de destek oluyoruz. Bunların hepsini yaparken de büyük bir şey hani data havuzuna ve datanın satılmasına, metalaştırılmasına ve insanların hedeflenmesine destek oluyoruz. Şu şeyi hatırlıyor musunuz? İzlediniz mi? Westworld'un son episodu. Rehoboam diye bir bilgisayar. Yani bugünümüzde olan bütün Facebook, Google, Tesla, Uber her ne kadar iğrenç pratik varsa bunun içinde bulabilirsiniz. Çok güzel hani özetlemişler. Filmde de bence rolü çok çok güzel. Spoiler vermemek için kıvranaraktan izleyin diyorum. Biz bunu destekliyoruz. Dolayısıyla bir conversion olsun, bir şey artsın, şudur budur diyerekten başkalarının datasını, başkalarının özlük haklarını satıyoruz. Şimdi diyebilirsiniz. Ya ama şimdi ben tasarımcı olarak hani tam olarak ben öyle çalışmıyorum. Hani analist arkadaşlarla yaptık veya işte bir şey isteğinden geldi. Bu bizim patrondan geldi. Bu dönemde terfi dönemimiz olduğu için ben de hani çok tutturmadım falan filan. Tekrar tarihe dönelim. Bu emirleri ben başkalarından aldım diyen birçok mezun subayı suçluydu. Çok yakın zamanda, 2-3 sene önce hatırlarsan, Volkswagen'in şeyini hatırlıyor musunuz? Dizel faciasını. Hatırlamayan var mı? Dizel, oradaki o şeyi, kurguyu kuran mühendis, yani çok zeki bir adam belli ki,
işinde de çok çok iyi. Mahkeme diyor ki yani bunu ben tasarlamadım. Yani evet sistemi ben tasarladım, kodu ben yazdım ama hani mekanizma benim değildir. Oradaki şey çok iyi, karar çok iyi. Haklısın, dolayısıyla suçun hepsini zaten sana şey yapmıyoruz. Sadece senin suçun için hapis yatacaksın diyerekten net bir şekilde adaleti sağlıyorlar. Bundan hani bir şeyler öğrenmiş miyizdir? Hayır, öğrenmemişizdir. Çünkü yeni tasarımcılar açıyorlar odalarımızda, küçük böyle kendi evrenimizde, NFT'lerimize, Metaverse'lerimize devam ediyoruz. Şimdi çok felaket tellallığı gibi olacak ama 3 yaşında bir oğlum var. İnanılmaz korkuyorum bu Web3 salaklıklarından. Çünkü her şeyi para haline getiren, bir titan şeyi, çatısı kuran, saçma sapan bir yere doğru gidiyoruz. Bir de şey diyoruz ya böyle işte, artık bu distribute olacak, bu centralized olacak. Abi ne distribute olmuş? Kaçı Bitcoin veya herhangi bir kripto parası olan kaç kişi gerçekten tamamen gridden bağımsız çift encryption anahtarlı bir USB'de tutuyordu? Birisinin server'ında tutuyordu. Şeyleri How is Web3 going gibisinden bir site vardı. Bu tür şeyleri dokümante ediyorlar. İşte o gün maymun almışlar. Maymun NFT'leri biliyorsunuz. Maymun almışlar. Birisi 4 milyon galiba yanlış hatırlamıyorsam 4 milyon liralık bir tanesini yanlışlıkla 40 bin liraya mı sattırmışlar bir işte falan. Bu tür yeni kurnazlıklar, yeni çakallıklar oluyor ama yok yok biz onları gözümüzü kırpalım. Çünkü gelecek NFT'de gelecek bilmem ne de. Aynı kafayla gittiğimizin hatalarını tekrarlıyoruz. Dolayısıyla buradaki en büyük farkımız da klasik tasarımcılar ne kadar prensip sahibiyse ne yazık ki ne yazık ki yeni tasarımcıların önceliği de biraz hani göz önünde bulunmak, biraz mevki, biraz da başkalarından ilgi görmek. Şimdi neden sizlere bunları anlattığımı birazcık bahsedeyim. Mezun olduğunuzda, sektöre girdiğinizde, çalışmaya başladığınızda bu tür insanlarla çalışacaksınız. Herkesin title'ı UX designer olacak. Herkesin title'ı işte ne bileyim UX analyst olacak, UX architect olacak. Satır aralarına baktığınızda bazıları biraz daha bu taraftan gelecek, bazıları biraz daha bu taraftan gelecek. Ve bilin ki klasik tasarımcıların da iyi yanları var, yeni tasarımcıların da iyi yanları var. Bunları gözeterek kendi işlerinizi yapmanız çok 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 önemli. Peki neden bu tarz? Der Noy Designer. Bir çağrışım yapan var mı? Der Noy Designer. Çünkü anlattıklarından sonra sunumun title'ı hacım biz ne yapıyoruz olması gerekiyor. Der Noy Designer diye bir seçimde bulundum. Bunun da nereden ilham aldığımı söyleyeyim. Yine geçmişe gidiyorum. 1800'lerde, 1600'lerde kitap tasarımı, genel hani dizgi diyebileceğimiz yapılar bunlar. Süs var. İşte marjin falan hak getirir şurada. Okunabilirlik güzel ama artistik expression'ı da hani geriye atmayalım dediğimiz bir nokta var. 1927'de Jan Tichold diye bir tasarımcı diyor ki abi bu ne? Tasarım dediğin temiz olur. Her şeyden önce bir matematiksel bir şey vardır, sistem vardır, bir ritim vardır. Önemli olan şey insanlara bir şeyleri anlatabilmek ve aktarabilmektir. Ve bunun da dini, dili, ırk, stili, mitili yoktur. Asıl olan şey karşındaki insanla tertemiz ve ön yargılara bulaşmamış bir iletişim kurabilmektir. Ve bu kitapla 1927 yılında bizim bugün aslında birçok yerde gördüğümüz temel dizgiyi ve temel tipografi kurallarını ortaya çıkarıyor. İletişimin neden tertemiz olması gerektiği konusunda birçok konuda yeni bir çığır açıyor. Bu birçok tasarımcı çok rahatsız ediyor. Fakat en azından bir delinin kuyuya taş atması diyelim. Çok çok hani yeni bir diskurs açıyor, yeni bir muhabbet açıyor. Ve ne mutlu bize ki bugüne kadar gelen birçok perspektifini biz de yararlanıyoruz. Ben de buradan esinlendim. Bugün sizlere anlattığım konu, yani Dinoy Topography'deki derinlik veya hani önemde kesinlikle değil. Tarihsel olarak hani karşılaştırılamaz bile. Ama en azından şunu bilmenizi istedim. Biz de gerçekten bu alana girerken daha paylaşabilen, daha fazla başkalarını destekleyebilen, biraz veriden öğrenen, biraz insandan öğrenen, fakat bunu yaparken de başkaları için tehlike, başkaları için dengesizlik, başkaları için kötü durumlar yaratmadan da çalışabilen insanlar olabilmeliyiz. Sadece kendimiz için değil, diğerlerini de bu konuda teşvik edebilmeliyiz diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim beni bugün dinlediğiniz için. LinkedIn ve Twitter üzerinden ulaşabilirsiniz. Her türlü sorunuza cevap vermek için elimden geleni yaparım. Eğer bu konu sizin ilginizi çektiyse 3 tane kitap önermek istiyorum sizlere. Bir tanesi Sketching User Experiences, Bill Buxton tarafından yazılmış bir kitap. Gerçekten tasarımı daha dijital ortamlarda nasıl
çalışıldığını anlatan, hem işin biraz daha akademik kısmı hem de biraz daha commercial kısmını anlatan çok güzel bir kaynak. Bill Buxton uzun süre Microsoft Research'te çalışmış birisi olduğu için iki tarafı da çok iyi görmüş birisi. Şimdi bu kitap işin lay lay long ve hani biz çok iyiyiz kısmı. Mike Monteiro'nun yazdığı Ruined by Design diye bir kitap var. İnanılmaz moral bozmuş. Yani ben ilk okuduğumda şey demiştim. Ya ben böyle biri değilim ya. Ama öyleyiz. Gerçekten öyleyiz. Dolayısıyla dijital tasarımın etiği konusunda bugüne kadar yazılmış en iyi kitap. En iyi kitap diyorum. Mike Monteiro çok iyi bir yazardır. Ama en iyi kitap başka çok da fazla maalesef kaynağımız yok. Dolayısıyla şiddetle tavsiye ediyorum. Bunlardan hani çok ayrı bir hani daha alt liglerde diyebileceğimiz daha pratik bir kitapta geçen sene benim yazdığım kitap Product Research. Yani aşk olsun diyorum gerçekten buradan bütün ODTÜ yetkililerine kütüphaneye mail attım dedim ki bakın böyle bir kitap yazdım ben. Hani Türkiye'de pek yok isterseniz alın falan filan. Tamam bilmem ne falan diyerekten şey yaptılar hani beni geçiştirdiler. Belki hocalarım severlerse bir tane alır ben seve seve gelir imzalarım eğer öyle bir durum olursa. Çok çok teşekkür ediyorum tekrardan. Varsa sorularınız sohbetimize devam edelim. Ben söylediklerinize canlı gönülden katıldığım ve başka perspektifle açtığı için teşekkür ederim. Şeyi merak ediyorum. Şu an hepimizin hayatımızda işte kendimize en azından inandırdığımız ve ihtiyacımız olduğuna ikna ettiğimiz işte para kazanmak. Hmm. Hayat geçindirmek, işte bir şekilde bu sürecin bir parçası. Ben yapmasam başkası yapacak. Mesela çok fazla duyduğum bir cümle. Bir kurumsal hayatta bir yere girdiğiniz zaman kendi isminizi ve kendi en azından tasarım çizginizi seçemediğiniz bir noktada bu süreci yönetmek için neler yapılabilir? Nasıl bir şekilde bu dengeyi sağlayabiliriz? Çok güzel soru. Her şeyden önce şunu söyleyeyim. Para kazanmak kesinlikle kötü bir şey değil. Hepimizin inanılmaz ihtiyacı olduğu, bazı şeyleri idame ettirdiğimiz ve yaşadığımız hani dünyadaki hani çok temel şeylerden bir tanesi. Dolayısıyla para kazanmanın kötü bir şey olduğunu düşünmemek lazım. Tasarım açısından veya başka bir şeyden. Çoklu hani paydaşların bulunduğu ortamlarda kendi tasarım çizgimizi tutturamadığımız zaman diye sorduğum soruyu hiçbir zaman böyle olmayacak. Garanti ediyorum hiçbir zaman böyle olmayacak. Ya kendi bir tane tek kişilik stüdyon olacak ve diyeceksin ki ben sadece şu türlerde ürünler üzerinde çalışıyorum. Açlığa da okey ya da ne bileyim ben başka bir gelirim var. Sadece bunu yapıyorum dediğinde olabilecek bir şey. Yani günahkarız işte ikimiz de yaptık hani garantinin şey süreçleri, kredi süreçleri. Güzel süreçler. Bu da şu an stajı. Çok güzel. Hani şey biliyorsun hani. Çark hoş geldin. Hoş geldin. Aslında arkamızda gizli de bir bankada çalışmak. Ne kadar etik ne kadar değil. Bunu hani her zaman kendi içinde sorun şey yapabilirsin, tartışabilirsin. Baktın ki bankada çalışmak spesifik olarak senin değerlerine aykırı. Bir, hani bankada çalışmak zorunda değilsin. Başka yerlerde çalışabilirsin. Ne mutlu sizlere ki gerçekten tasarım, hele hele etkileşim tasarımının çok revaçta olduğu bir şeydeyiz, bir alandayız. Bambaşka yerlerde de çalışma fırsatımız olur. Bambaşka çalışma yöntemleri de açılmış durumda. İşte mesela bankada full time çalışmak bir hani rol. Tamamen hani şey remote çalışmak, tamamen farklı kariyerler üzerinde çalışmak. Yarı zamanlı tasarımcı, yarı zamanlı işte profesyonel atıyorum. Olmak da bu zamanda maalesef bu pandeminin hızlandırması sebebiyle mümkün. Dolayısıyla paramızdan da feragat etmeden bizi yine daha rahat ettirecek bir tasarım çizgisinde bulunmamız mümkün. Bazı insanlar şeyden mutlu oluyorlar. Evet, ben bunu sevmiyorum. Ama en azından içeride dümeni asılabildiğimi hissediyorum deyip orada kalabilenler var. Kalmak isteyenler var. Ya da evet başkası yapacak ama başkasının yaptığı kötülüğü iyileştirmek için tam tersi sektörde de çalışmak bir seçenek. Kolay bir şey değildi. Hani para vesaire gerçekten önemli. Ama iş değiştirmek de inanın eskisi kadar zor değil. Hele hele tasarım sektörü. Dolayısıyla hani bir şey var. Umut olduğunu söyleyebilirim. Teşekkür ederim. Bir şey merak ettim. Odaya öncelik veriyoruz sevgili Zülfü. Böyle bir süreçten geçip atıyorum. Bankayı bir sebeple bıraktığınızı bilemiyorum belki ama hani bu şekilde bir çizimde mi ilerlediniz? Bunları fark ettiğiniz zaman. Banka yani garanti spesifiğinde sorduğun için söyleyeyim. Soru şey yani garantiden nasıl ayrıldınız ve süreç nasıl yaşadınız diye. Açıkçası ben hani en büyük skala işlerim Intel'de. Yani Intel bir şey çıkardığı zaman o şey
şeylerde falan çıkıyordu ya böyle. Merhaba ben internet bilmemde asistanım. Onların bazılarını biz yapıyorduk. Orada da mesela demin hani senin söylediğin gibi bir durum var yani. Arkitekt geliyor diyor ki buna pop-up çıkar. Abi diyorum bak adam bilgisayarı yeni almış. Heyecanlı. Belki hani parası yetmeyecek böyle şey olacak. Sen oraya bınk 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 diye çıkaracağını bir bekle. Üç gün bir kullansın. Buluruz başka bir zamanda hani faydayı sağlarız gibi. Çok hani o küçük şeylerle hani benim bu taraftaki aydınlanmam oluştu. Beraber çalışmayacağım dediğim hani şirketler oldu. Hani savunma sanayide çok yakın çalışmadım ama hani çok böyle sağlam ve bence şu anda çok tehlikeli işler yapan bir infosek bir şirketiyle görüşmüştük. Ben şey demiştim. Ya ben başka bir yerde böyle bir topuk yapmıştım orada. Garantiden ayrılmamın sebebi kesinlikle etik şeyler değildi. Çünkü hani bilerek gittim garantiye bir bankaya nasıl çalıştığını. Kariyerimde birçok şey yani garantiye geçtim. Körfez bankalarıyla falan çok iş yaptım. Dolayısıyla hani garantiden ayrılma motivasyonu o değildi. En büyük motivasyonum hani inanmayacaksınız belki ama vallahi böyle. Kozyatağında oturuyorum İstanbul'da. Garanti o zaman Bağcılar. Şimdi aradaki mesafe kötü zamanlarda 2,5 saat falan. Şimdi garantide çalıştığınız zaman birim müdürüydüm bu arada. Özge de birim müdürüydü bu arada. İlk hani şeyi açan arkadaşımız. Böyle kovayla para veriyorlar. Tam böyle işte bolca bolca şey. Hiçbir finansal derdim yok. Altında son model Audi A4'üm var. Ve bir gün böyle mail geldi işte. Araçlar hakkında. Orada tam BBVA falan hani şey değişti. Ben şey dedim. Herhalde geri alacaklar. Çünkü hani inanılmaz bir şey bu hani. Bütçe falan değişiyor. Yok işte 2020 modelleri gelmiş nasıl renk seçecekmiş falan. Müthiş bir ortam şey. Fakat bu kadar hani bunu şey diye söylemiyorum. Banka müdürü olun avucu sürün diye söylemiyorum. Şirket gerçekten ihtimamla hepimize bir şekilde destek veriyor. Bu kadar desteğe rağmen ben günde 4 saat araba kullanarak taksicilik kariyerimi değiştirmek istemiyorum. İsmail'ler gelmeden önce, Özge'den önce biz tek seviyeydik. Yani bana 26 kişi bağlı. Garantide çalıştığım ilk sene 60 saatten daha az mesai yaptığımı hatırlamıyorum. Şeyde, kampüste, evde de değil. Şimdi dolayısıyla bir noktadan sonra ev, yol, iş, yol, uyku, yol, iş, yol, uyku olunca baktım ki hani bir çocukluğumuz falan olmak istese ben göremeyeceğim bunu. Eşimle hiç zaman geçirmiyoruz. Ve hani yeter diyerekten kararımı o zamanki yöneticime bahsettim. Ve ayrılmam da hani uzun sürdü. Her şeyi kapatarak toplayarak yani aceleyle ayrılmadım. Yani. Ve hala şey hani buradan sizlere seslendim. hala da hani bu yer, yurttan vesaire olsa inanılmaz çalışmak istediğim süper değerli insanların olduğu yer. Hiçbirisi de şey değil, eve gidip böyle bugün nasıl kırıldıysam pissam diye bir pislik düşünen insanlar değil. Ama şey evrenini biliyorlar. Para akışı bir yerden bir şey, bir yerde hani çalıştırdıkları sermaye bu. Business bu. Bunun farkında olarak garantiden ayrıldım. Yoksa öyle bir şey değil. Hani etik bir ayrılma değil, daha çok hani rahat ve hani hayatın kalitesinin getirdiği bir şey. Herkes için şey olmayabilir, uygun bir yaklaşım olmayabilir ama pandemi öncesinden full uzaktan ve full flex çalışmaya başladım. Ve fark ettim ki yani param şöyle azaldı. Fakat hiçbir birim müdürünün, hiçbir genel müdür yardımcısının, hiçbir genel müdürün yapamayacağı şeyleri yapmaya başladım. Söyleyin bana hangi bankadaki genel müdür öğlen 2 bira içip soğanlı dürüm yiyebilir? Hiçbirisi yiyemez. Ben onda kalkarım istersen kahvaltılı bir aile. Dolayısıyla bu tür küçük şeyler hani beni çok daha mutlu ettiğini fark ettim. Ve gerçekten derler ya parayla alamayacağınız şeyler. Benim için bunlardı. Onun için bu şekilde devam ediyorum. Chat'ten Levent Kopuz sormuş. Yeni bir tasarımcı olabilmenin önündeki en ciddi engeller neler günümüze gelecekte? Levent'in sorusu hani biz nasıl hani yetişiyoruz konusu. Bence Levent bir kısmı şeyde başlıyor. Hani eğitimde başlıyor. Eğer hocamız inanılmaz klasik bir tasarımcıysa vardır hani siz de yaşamışsınızdır. Gelip böyle şey, maketleri hazırlamışsınız, 4 gün uyumamışsınız, böyle tekme atıyor falan. Böyle bir şey yok yani. Yeni evrende böyle bir durum yok. Dolayısıyla bunu görüp de, hani eski evrenden görüp de, ooo demek ki ben de senior olduğum zaman benim yanıma bir şey sunan tasarımcı saçını çekmeliyim diye düşünmüyorum. Bunun hani bence farkındalığı. Etik kısmında da belki şeye dönmek lazım. Gerçekten en büyük eksiğiniz bence o. Yeni tasarım
modalitesi olarak. Ben mimarlıktan çok esin alan bir insanım. Hani sürekli o tarafa bir şekilde bakmaya çalışıyorum. Geçen mimar bir arkadaşım çok çarpıcı bir örnek paylaştı. İşte zamanında çalıştığı bir mimarlık bürosu bir şey AVM tasarım yapmış. Mimarlık bürosunun sahibi olan kişinin hocası da Türkiye'de böyle hocaların hocası bir şeymiş. Bir gün işte bir seminerimsi bir şey için davet etmişler, konuşuyormuş falan filan. Hocanın hocası oturmuş demiş ki, siz demiş AVM mi tasarladınız? Biz sizi bunun için yetiştirdik. Yani büyük bir şey. Yani bizim bizim sektörümüzde ise böyle bir şey yok. Belki oradan hani biraz daha ilham alarak çok da o hani prensipsiz tasarıma kaymamış olabiliriz diye düşünüyorum. Chatten bir soru daha aldım müsaadenizle. Kitaplara erişmenin almak dışındaki yolu nedir? Yoklar veya çok pahalılar. Sketching User Experiences pahalı bir kitap. Dolayısıyla ona erişmek zor. Ruined by Design, yanlış bilmiyorsam Mike Montero kendi sitesinde de satıyor. 9.99 olması lazım dolar. Yani inanılmaz ucuz bir kitap değil ama çok da pahalı bir yatırım değil. Şimdi kendi kitabını nasıl size porsu olarak verebilirim? İki şey söyleyeceğim. Benim kitabım bu arada ikinci de çevriliyor. Bir daha da çevriliyor değil. Hindistan'da bulunuyor benim kitabım. Çünkü birisi korsan basmış benim kitabım Hindistan'da. Ben nereden öğreniyorum? LinkedIn'de beni taglemişler. O yüzden Aras'ın kitabı bu şey diye. Orada bir korsan kopya var. Ama şunu yapabilirsiniz. O'Reilly.com, yani O'Reilly'den çıktı kitabım. O'Reilly.com'a gidip bir deneme hesabı yaratırsanız 30 gün her şeye bedava. Eğer hani ekrandan okumak sizin için sorun değilse kitabı benim oradan da okuyabilirsiniz. Yani Montero'nun kitabını da şiddetle tavsiye ederim. Biriktirip alabilirsiniz eminim Mike Montero da çok memnun olacaktır. Mike Montero hakkında hani yani laf açıldığı için hani adamın ne kadar bilinçli bir aktivist olduğunu bir örneği vereceğim. Sunum şu anda ekranda değil ama kitap kapağını hatırlıyorsunuz. Aşağıda böyle kırmızı patlayan bir atom bombası var. Yukarıda da şey. Mike Montero aynı zamanda şeye de takılıyor. Yani neden Uber gibi şirketler, Amazon gibi şirketler bu kadar insanı sömürüyor? Neden bu insanların bir sendikası yok? Neden hani bir şekilde gruplaşmıyorlar? Fakat hiçbir şekilde Amazon hani Twitter'da şurada burada bir şey yani bilinen birisi. Fakat Amazon'da şey toplayan adama bunu söyleyemez. Bunu söyleyebilmek için, bu mesajı verebilmek için kitap kapağını değiştiriyor. O atom bombasının üzerine diyor ki, eğer bunu toplayan bir Amazon çalışanıysanız, bilin ki sendikal haklarınız var, şu adrese gidebilirsiniz diye kendi kitap kapağını değiştiriyor. Sırf Amazon'un deposunda adamın bir tanesi bunu alıp bir dakika ya diyebilsin diye. Dolayısıyla eğer bugün Amazon'dan o kitabı alırsanız, kitabın üstünde size olmayan bir mesaj geliyor. Hangi UI tasarımcı, hangi UX tasarımcı bunu yapar? Abi oradaki grip bozulacak şimdi. Hiç dizayn sistemde yoktu orada. Yani koymasan. Bunların ne kadar önemsiz şey olduklarını öğrenebilmek için bence çok ilham verici bir örnek. Şiddetle tavsiye ederim. Bir soru daha geldi galiba Ayşenur'a. Ayşenur, Karuzel kullansak cehenneme gider miyiz diye bir soru. Ayşenur'la biz beraber çalışıyoruz. Team of One şirkette. Karuzellere inanılmaz sinir oluyorum. Sebebi de şu. Karuzeller bir şey, e-ticaret şirketlerindeki organizasyonel bir problemi çözmek için yaratılmış komponentler. E-ticaret şirketlerinin yapısı genellikle şöyle, parayı hiçbir zaman siz kazandırmazsınız şirkette, kategori yöneticisi kazandırır. Yani buzdolabını 10 liraya alıp 15 liraya sattırabilen kişi oradan kağıt sağlar. Bu tür insanlar ki birçok departmanlar, düşünün mesela hepsi buradanın navigasyonuna bir girin, en az o kadar sayıda içeride kategori yöneticisi var. O kategori yöneticisi tasarımcıya geliyor ki, benim şeyi yukarı koysam. Peki abi diyorsun. Bir saat sonra öbür geliyor. Benimkini yukarı koysam. Abi koymuştuk. Yok yok benimkini koy. Dolayısıyla bir gidin başından diyebilmek için kimsenin görmeyeceği, bak burada dönüyor abi dediğimiz bir kontrol çıkarmıştık. Gerçekten şaka yaptı. Yani şeyden şeye değişir, siteden siteye değişir ama karuzellerin genellikle bakılma oranı şudur. İlkine trafiğin %90'ı bakar. Geri kalan da gerisini bölüşür. Yani 10 tane 10'lu karuzelimiz var diyelim. Birinci karuzeli %90 görür. Gerisini %1, %1, %1, %1 görür. Dolayısıyla hani cehenneme gitmeyiz Ayşenur. Conversion'ımız düşer ve bu konuları anlamayan, tasarımsal olarak düşünmeyen, kullanıcı ihtiyacını öne çıkarmayan kategori yöneticilerinden bir süreliğine kurtulmuş oluruz karuzel olarak. Odaya dönsek. Şey merak ediyorum, bu sunumda şu an herkesin bu kadar sessiz kalmasının büyük ihtimalle sebebi baştan sona bütün nedenleri sonuçlarıyla bize
tarihsel bir süreçte verdik. Bansız bir Amerika'ya gidişinizdeki oradanın size yarattığı etki. Yani ilk bununla çalıştığınızda bilgisayardan kopup hani onun çevresinde olan olaylara döndüğünüzde ne gibi şeyler değişti ve bir sürü sektörde çalıştığınız halde şu an bu noktaya gelişinizde neler tetiklendi? Nasıl bu şeyde o kıvılcımlar tek tek nasıl toplandı onu merak ediyorum. Anladım. Yani bir sesiniz geliyor ama Amerika'ya gitme şeyim şöyle oldu. Üçüncü sınıfta exchange öğrencisi olarak gidiyordum Bilkent'te. Ve hocalarıma sordum. Dedim hocam bakın ben biraz daha hani dışlardaki şeylere ilgileniyorum. HCI falan filan var diye. Baray Hoca vardı orada. Dekan da o zamanlar. Baktı böyle ki adam UC Berkeley mezunu. Sen dedi sana dokunma falan. Çok önemli değil diye. O zaman, yani seç dedi. Yani. Önemli değil. Ben onaylayacağım diye. Irvine'i seçmiştim orada. Sebebi de o hani benim öğrenmek istediğim, araştırmak istediğim konuların araştıran hocaların orada olması. Akademik olarak hani çok kolay geldi. Size de hani yapmışsanızdır veya gideceksenizdir net olarak söyleyebilirim ki inanılmaz kolay ya. Hani buradaki derslerden sonra oradaki ders çünkü çok çok kolay. Dolayısıyla alabildiğim kadar çok ders aldım ve hani herkesi mutlaka hocam audit yapacağım. Hiçbir şey olmasa bile beni şurada yerlere sürsem de ben size o dersi dinlemek istiyorum diyerekten gitmiştim. Akademik olarak hani öyle bir hani inanılmaz değerli bir bilgi sahibi olmamı sağladı. Amerika'nın kendisine gitmek benim için şöyle bir fark sağladı. Yani evden zaten erken ayrılmayı isteyerekten kendi başıma yaşamayı yani kendi ayaklarımda durmayı tercih eden birisiydim. Amerika bunun ekstrem şey oldu, versiyonu oldu. Yani ortam veya kültürden değil, her şeyden önce mesafeden. İlk gece yattığımda şey diye düşünmüştüm. Abi şu anda bana bir şey olsa 12 saat sonra haber demek ki o kadar da önemli değilmiş diye. Öyle bir şey olmuş yani Amerika'da benim için bir fark. Kaliforniya'daydım ve Kaliforniya dünyanın bence en fake, en yalnız kültürü. Sevmemiştim. Sonra Atlanta'da bulundum. Yani Atlanta'da zenci olmamak ayrı bir problemdi. Atlanta'da Hristiyan olmayan bir zenci olmamak apayrı bir problemdi. Hiç sevmediğim bir yer oldu. Daha sonra Portland'a taşıdık. Portland çok hani güneşli, güzel, güneşsiz. Çok güzel doğanın olduğu ve inanılmaz insanların olduğu bir yer. Ancak o üçüncü şeyde biraz daha şey istemiştim. Ha evet, istenen Amerika buymuş galiba. Yani yine küçük bir yerde nispeten. Dolayısıyla bir tarafta hani kendi ayaklarının üzerinde durmak, bir tarafta da bunu yapan kişilerin kaynağını bulabilmek oldu benim için. Eminim başka ülkelerde de bu fırsat vardır. Amerika bunun kesinlikle gidilmesi gereken bir yer olduğunu düşünüyorum. Ben sorabilir miyim? Ben misafir olarak geldim. Bir öğrencisi değilim. Ben de. Ben de hani öncelikle çok teşekkür ederim. Hani buraya gelmesinin sizi sürekli videolardan böyle konferanslarda ilk defa canlı gördüm. Teşekkür ederim. Şeyi sormak istiyorum. Yani ben de çok yakın zamanda profesyonel hayata geçiş yapmış biri olarak o geçiş aşamasında çok zorlandım. Hı. Mezun olduktan sonra bayağı bir süre bunu idrak edip karar verme sürecim vardı. Aynı şekilde odada kardeşim de var. O da researcher olarak hayatta yön vermeye çalışıyor. Ama biz ikimiz de yani evde oturup şöyle düşünüyoruz. Yani biz bunu istiyor muyuz? Hayat mı bizi buna itti? Yani odadaki arkadaşlarımın da belki benzer endişeleri vardı profesyonel hayatta ilgili. Yani bu acaba bizi yönlendirdik mi? Mesela trend tasarım mezunu olarak UX designer'a ister istemez yönlendiriyor muyuz? Yoksa bu bizim gerçekten istediğimiz bir şey mi? Asıl sormak istediğime gelirsek yani o ona nasıl karar veriyoruz? Yani bu bir atıyorum bir startupta çalışmayan, bir kurumsalda çalışmayan, bizim için doğru olana karar verme aşamasında tavsiyeleriniz olur mu? Çok güzel soru. Bu derece yani yoğun bir eğitim sürecinden sonra gerçekten istediğimiz bir şey mi yoksa sunk cost zaten 4 yılımızı verdik ya acaba böyle mi olmalı? O kararı gerçekten sizler vereceksiniz. Bazı arkadaşlar hani ikinci, üçüncü senesinde ya ben zaten kaderim bu diyerekten kör topal kendi mesleklerine atılıyorlar. Sadece hani UX alanından bahsetmiyorum. Kimileri de mezun olduktan sonra yıllar sonra diyor ki ya evet bu gerçekten benim işim değilmiş diyor. Bunu hani fark etmek için gerçekten deneme yanılma yapmanız çok çok önemli. Baseline, hani
psikolojik olarak güvende olduğunuz, bir hani sizi sömürmeyen bir yerde çalışmanız. İki, para kazanıyor olmanız. Ondan sonrası gerçekten size kalmış. Kimi arkadaşlar endüstriyi çok seviyorlar. Yani büyük şirketleri çok seviyorlar. Diyorlar ki ya zaten bir sürü insan bir şeyleri çözmüş. Biz bir grup olarak daha da büyüğünü yapabiliriz. Tek kişinin yapamayacağı bir sürü şeyleri. Kimisi de diyor ki ben öğlen biramı içmek istiyorum. O da öyle çalışıyor. Büyük şirket, küçük şirket, sektör bunların hepsini denemek lazımdır diye düşünüyorum. Zamanla hani insanların ihtiyaçları ve hisleri de değişecektir. Kariyer değiştirmenin de hiçbir sakıncası yok. Bu anlamda birçok hani LinkedIn'de dolaşırsanız çok görürsünüz. Analist olarak çalışmış, pür teknik analist. Sonra UX researcher olmuş. Ondan sonra bambaşka yere gitmiş. UI tasarımcı olarak çalışmış. Fakat meğersem inanılmaz bir sistem düşüncesi varmış. Müşteriyle de çok iyi düşünmüş. Pat UX architect olmuş. Frontend developer'dan business development'a geçen arkadaş var. Hani çünkü şeyi seviyor böyle. Şunu şöyle yaparız, bunu da böyle yaparız ve hızlı yaparız. Bunu kod tarafında yapıyor. Ama diyor ki business tarafında da yapabilir. Dolayısıyla denemekten bence kesinlikle kaçınmayın. Ve hani mezun olduğunuz grup, mezun olduğunuz disiplin tabii ki de sizlere bir şey yapıyor. Tabii sizleri tanımlayan bazı şeyler var ama onları da almayı siz seçtiniz. Dolayısıyla bunun hani devamını sağlamak yine sizlerin elinde. Hele hele günümüzdeki gibi yani mikro sertifika programları, mikro dereceler, sürekli online eğitim. İstediğiniz yere kaymanız için hem de çok ucuz bir şekilde kayabilmeniz için bir sürü fırsat yaratıyor. Pişman olmayın o açıdan mezun olduğunuz için. Sizce stratejik iş değiştirme ve networking kurmak nasıl sağlanabilir? Yeni başlamış biri için. Hem işi seçerken yine bir stratejik olmak çünkü açıkta kalırım korkusuyla herkes böyle bir sömürü sisteminin içerisine girerken. Ve sonrasında iş değiştirirken, kariyerini değiştirmen gerektiği anı ya da belki o teknik değerlendirmeyi nasıl sağlayabilirsiniz? Bir kelimenin altını çizerek başlayayım. Böyle stratejik deyince insana şey gibi geliyor. Benim bir planım var. Aynen. Ve hani sana söylemeyeceğim. Gerek yok ama. Gerçekten gerek yok. Yani strateji deyince insanın aklına öyle kötü şeyler geldiği için söyledim. Gerçekten olduğunuz gibi sizi tatmin edecek şekilde ilerleseniz sizler için yeterli olur. Networking için şu çok önemli. Büyük büyük bir yani işte LinkedIn'de şey çok görünen bir şey. 5000 kişi takip ediyor, 6000 kişi bilmem ne yapıyor. Postu şöyle olmuş, kart olmuş, çurt olmuş. Bazılarının metrikleri olmuyor. Önemli olan şey o değil. LinkedIn veya başka bir ortamda network yaparken sizin aklınızda olması gereken şey şu. Ben birisinden bir fayda bekleyerek o kişiye gidiyorsam network için ben öncelikle ona ne fayda sağlıyorum? Ancak o şekilde gerçekten dengeli bir ilişkimiz olur. Öbür türlü bu maraba pazarı gibi. Şeye bakarsın ha bunu böyle yapayım, bunu böyle yapayım, şunu şöyle yapayım. Bu hani kötü bir dilenme ve kötü bir diletme. Dedik ya demin hani önceden işte şey tekmeleyen kişi, tekmeleyen hocadan öğrenen adam. Eğer siz de bu şekilde sömürerek veya hani aman biz de bir şeyler yapayım diye yaranmaya çalışarak network yaparsanız günün birinde büyük bir network'ünüz olduğunda siz de aynı şekilde o kötü haliyle kullanmak zorunda kalabilirsiniz. Hani şu anda chat'e bakıyorum. Bir iki tanıdık arkadaş var. Normalde hani benim mentorluk seanslarım sıfır lira. Bana LinkedIn'den yazan herkese dedim. Herkese cevap. Öğrenci vesaire. Yani çok böyle saçma sapan request'ler de oluyor da ben yapamam. Evet, ama diyorum hani karşında bir şey diyorum. Mute etmiyorum. Şikayet etmiyorum, cevaplıyorum. Diyen birisine de şey diyorum ben işte. Konuşalım. Yani ihtiyacın olduğunda da tekrar ara. Ve o kişiden ben o parayı şunu bunu aldığımda ne zengin olacağım ne farklı bir tatmin yaratacağım. Diyorum ki günün birinde inşallah şu tarafa biraz daha yakın durur. Tek hani şeyim bu. Benim hani oradan beklediğim değer hani ve kaygı o. Sizin networking stratejiniz farklı olabilir. Bazıları der ki ben yeni bir mesela senin örneğinden bahsedeyim. Ben moda tasarımına girmek istiyorum. Her gün çok böyle en çok ilham veren moda tasarımcısına takip edeceğim, söylediği şeyi yapacağım, yazacağım, edeceğim diyerek de bir strateji oluşturabilirsiniz. Plan diyelim, strateji demeyelim. Yapmak istediğiniz şeye göre biraz daha değişir. Şimdi iş değiştirme konusunda. Klasik tarafta bazı kurallar var. Ki hani okuduğunuzda da çıkar. Öyle efendim çok sık iş değiştirme, ara verme, şu yapma, bu yapma. Ya bullshit diyorum. Eğer ona değer veren bir şirkette çalışmayı istiyorsanız evet abi çocuk yapmayın. 5 sene mutsuz bir şekilde kalın orada. İstediğiniz buysa eğer sorun değil. İstemiyorsanız, bu da işte yeni çağın getirdiği bir şey. Birçok seçeneğiniz var.
Geçen hani bir CV gördüm. Böyle ara CV'de işte 2017'ye kadar çalışılmış. Ondan sonra da şey yazıyor. Çocuk yaptım. Ve hani şey beraber baktığımız İK'cı arkadaş da kadın. Yani bayıldı. Çünkü o da hani benzer şeyleri düşünen de hani olabilir de bir şey. Neden olmasın? Çocuk yaptım diye boşunu açıklayamayacağım boş. Dolayısıyla bu tür şeylerden de kaçınmamak lazım. CV ve iş bulma karşılıklı bir şey. Mülakat kelime köküyle karşılıklı buluşma demek. Birisi size mülakat yaparken siz de o şirkete mülakat yapıyorsunuz. Geçen bir TikTok'ta bir karikatür vardı. İşte şey, müdür gelmiş böyle. İşte CV'nizde boşluk var falan filan. İşte niye çalışmıyorsunuz bilmem ne yapıyor. Adam böyle üzülüyor. Sonra şey fark ediyor. Bir dakika ya, siz niye iş arıyorsunuz? Önceki adama ne oldu? Niye kaçtı buradan diye tersine çeviriyor. Mülakatlar, iş bulma bunlar karşılıklı şeyler. Matching gerçek. Dediğim gibi bazısı der ki bir yere gireyim, 25 yıl şeyimi alayım, servis hizmet ödülümü alayım, ondan sonra kafam rahat dizdim. Eğer buysanız evet çocuk falan yapmak mümkün. Dolayısıyla CV'niz de şurada burada bir stratejiye gerek yok. Neyseniz onu söyleyin ki sizi herhangi bir böyle ayrı makyajla, ayrı bir treatmentla değerli sağlayacak şirketi değil, gerçekten değer sağlayacak şirketi. Bu hani moral bozucu olabilir. Şu açıdan moral bozucu olabilir. Yani ben kendim gibi gösterdiğim için mi iş bulamıyorum demeyin. Tamamen stokastik proses. Türkiye'ye dönerken 200'den fazla iş başvurusu yaptım. Ve böyle şeydi, CV'm pırıl pırıldı ya. Hani her şeyden sonra düzeltiyorum. Bir tanesi şeydir ya, biliyorum. Şu ay Türkiye'ye dönüyorum. Buyurun CV'm, maaş beklentim şu. Şu saatlerde müsaitim, görüşelim. Ama diyorum hani bakın, Nisan'da geliyorum. Diyor ki işte yarın Ümraniye'deki ofis saatte ofisinizde bekliyoruz. Abi okudun mu? Hani oku bir. Dolayısıyla yani ben onları reçet etmeye düşüyorum. Tereddüt etmeyin. Kendiniz gibi olup kendiniz gibi olmak istediğiniz pozisyonda kendinizi göstermekten kesin kapalı. Bir gibi tasarımcıdan bahsettiniz. Yeni bir çağ, yeni sorumluluklar. Şimdi önceden bir kahraman tasarımcı figürü vardı. Ve tasarımcının başarısı belli bir oranda metriklere de aktarılıyor. Ya da başka şekilde ölçülebilir. Spark tasarımcılardan bahsediyorum. Yeni çağ gereksinimi de collaboration artıcısıyla birlikte artık takımların işi ortaya çıkıyor. Belki kullanıcı kendisi çok geliştirdi. Artık sizin için bu yeni tasarımcıyı başarılı yapabilmekler nelerdir? Bu yeni tasarımcının sahip olması gereken skill'ler nelerdir? Tasarım, demin bahsettiğim konular biraz daha UX tasarımıyla ilgili olduğu için çok UX spesifik cevap vereceğim. Her şeyden önce hani takım çalışması yapabilmek çok çok önemli. Her şeyden önce ihtiyacı anlamak ama bir yandan da üretimin de bir ihtiyaç olduğunu fark etmek önemli. Mümkünse de bunu bu bahsettiğimiz kötülüklere gitmeyerek yapmak üç ana kavram olarak söyleyebiliriz. Şimdi metrik dediğimiz zaman işin içine çok farklı dinamikler geliyor. Çünkü bir hani numerik olarak ölçecek miyiz, ölçmeyecek miyiz? Bu bir hani soru işareti. Kim ölçecek ve barebi ne olacak da başka bir soru işareti. Dolayısıyla şey diyemem. Interaction design açısından 5 alsın. Şunu önerebilirim ama hani eğer böyle bir şey de düşünüyorsanız. Bir tarafta iki tane şey var aslında değerlendirme. İki kavram mı demek lazım, boyut mu demek lazım? Bir sizin kendi yeteneğiniz, skill. Yani öğrendiğiniz, yapabildiğiniz şey. Bir de performans. Bir şeyi bilip onu perform edemeyebilirsiniz. Bir şeyi çok az bilip onu çok iyi de perform edebilirsiniz. Dolayısıyla bir tasarımcıyı veya herhangi bir çalışanı beraber çalıştığınız insan veya altınızda çalışan birisi olursa olsun bu iki minvalde değerlendirmeniz biraz daha sağlıklı olur. Üçler, beşler vesaire onlar hani farklı sistemler diyebiliriz. Net bir metrik, hele hele numerik bir şey söylemem benim için çok mümkün değil. Aslında temelde collaboration yeteneği ve doğru analiz yapılacak, doğru analiz yapılacak. Yani analizi hepsini biz yapacağız dersek o biraz daha o tek başına çalışan tarafa gidiyoruz ya. Bir problem var diyoruz ama o problemin hepsi son kullanıcı problemi olmayabilir. Altyapı problemi olabilir. Eskiden hani 15 tane developer'ımız vardı. Hepsi istifa etti. Şu anda 5 developer'ımız var. Bunu nasıl çözeceğiz olabilir. Dolayısıyla hani yanımızdaki problemleri de göz ardı etmeden problem analizden bahsediyoruz. Performans demişken bir tasarım yani bu tamamen bulunduğunuz organizasyona ve o ekibin ne yaptığına göre yani değişecektir. Ben eğer değerlendirmeye tabi tutacaksam
demin bahsettiğim temel şeyleri bir bakardım. Beraber çalışabiliyorlar mı? Ve o beraber çalıştıkları çatı içerisinde huzurlu bir üretim süreci var mı? İyi bir şeyler yapabiliyorlar mı? Yani devamı da dediğim gibi sektörün ve o organizasyonun ihtiyaçlarıyla şekillenecektir. Ajansla mesela hıza kesin bakılır. Müşteri yönetimine kesin bakılır. Daha böyle hani ürün şirketi ise sadece bu seneyi değil de 10 sene sonrasında en azından düşünebiliyor mu? Belki ona bakılır. Hani universal bir set ben verebileceğim. Ben şey konusunda şimdi bu dijital ürünlerin hepsi bir takım ihtiyaçlar doğrultusunda ortaya çıkıyorlar. Ve tasarımcılar da buna yönelik bu ihtiyacı, bu kullanıcının ihtiyaçlarını çözmeye yönelik ürünler çıkıyor. Ama belli bir zaman geçtikten sonra diyebiliriz ki ürünlerin kar marjlarını arttırmak için işte artık menajerlerine, müdürlerine bilmiyorum, tasarımcılara ve davranış tasarımcılarına bir takım baskı uyguluyorlar. Yani talep ediyorlar. Bu da kullanıcının davranışını değiştirelim ki bu birazcık manipüle edelim ki bizim karımız artsın diye. Ama biz biliyoruz ki çeşitli iş modelleri, işte bahsettiğiniz Amazon'daki çalışanların hakları olsun, sendikalar, hakların koruması vesairesi var. Bu işin bir iş etiği var. Dijitalin iş etiği nereye gidiyor? Yerlerden. Yani bunun yani, için bir şeyler yapıyor. Facebook, Instagram görüyoruz. İnanılmaz şeyler oluyor. Twitter'ın, Donald Trump'ın hani 6 Ocak'ta bir şey oldu ya böyle, onların da küçük bir 15 Temmuz gibi bir şeyleri oldu ya. Twitter'ın orada hiçbir şekilde hani aksiyon almamasının, o noktaya kadar aksiyon almamasının tek sebebi Donald Trump'ın account'unun 2 milyar dolar gelir getirmesi. Yani çok başka hiçbir şey yok açıklaması. Şey dedin yani bir kullanıcı ihtiyacından hani ortaya çıkıyor. Ya öyle olmasını umuyoruz ama her zaman değil. Uber çok güzel bir örnek. Uber'in pitch deck'inde şey var. Herkesi böyle siyah süper limuzinle herkes. Gerçekten siyah süper limuzinle başlıyorlar. Yat kiralamadan falan bahsediyorlar. İlk şeyi başladılar. Sonra bir noktada şey fark ediyorlar. Diyorlar ki buna şey hani labor arbitrage deriz. Sen 10 liradan birini çalıştırıyorsun. Onu 25 liraya satıyorsun. Uber'in tek tasarladığı şey bu. App değil. Oradaki ikon değil vesaire. Uber'in en büyük tasarım ürünü oradaki o şey dengesi. Sen 10 liraya taksiye binmek istiyorsun. Ben 8 lira veriyorum şoföre. Onu da öbür ay veriyorum. O arada onu Bitcoin yaptırıyorum. 9 lira şey yapıyorum. Dolayısıyla hem 2 kazanıyorum hem 3 kazanıyorum. Adam da sigortalı değil zaten. Tasarı bu. Geri kalan şey tasarı. Bunu tasarlayan kişi title'ı tasarımcı olmayabilir. Ama yaptığı aktivite bir tasarım. Ve maalesef prensipli olmayan, prensipsiz olan tasarım. Kötü niyetli olan şey. Bir ekran tasarımcısı olarak bunu ne kadar karşısında görebiliriz? Tartışılır. Gerçekten organizasyona bağlı olan bir şey. Ama şu var hani bunu böyle yapmayalım demek her zaman bizim elimizde. Neden böyle yapıyoruz demek bizim elimizde. Bunu sorsak bile karşımızda buz gibi kötü niyetli bir ürün yöneticisi olabilir. Millet aç kalsın diye. O zaman da işte demin konuştuğumuz şey. Abi siz aç bırakın zaten. Ben eyvallah diyorum. Demek de sizin elimizde. Çok dramatize söyledim. He he dersin. Yöneticisi zaten bir ay sonra yeni çıkmış. Hiç sorun yok. Yani o da hani hepimizin maalesef kötü niyete karşı, kötü niyet göstererek belki birazcık yönetmemiz gereken bir yer. Seçeneğimiz olduğunu bilsek hani bizler için yeterli diye düşünüyorum. Keşke söyleyebilsem daha fazlasını yapabilmemizi ama kapitalizme hoş geldiniz. Öyle olmuyor. O zaman hemen kısa bir soru daha ekleyeyim. Şimdi markette durum böyle. Hı. Oradaki insanlar işte neye müsaade ediyorsa o kadar biliyorlar bunun üzerine. Hı. Peki işte devlet yapıları atıyorum aktivistler bu yönde dijital sektör çok hızlı değişiyor, çok hızlı gelişiyor. Diğerleri gibi değil. Hı. Onlar bu konuda nasıl bir durumdalar? Nasıl bir, yani çok bilmediğinden dolayı söylüyorum. Onlar da bilmiyorlar. Şeyi izleyin. Kanınız donar ya. Mark Zuckerberg'i şeye davet ettiler. Kongrese davet ettiler. Ve amcalar, teyzeler nasıl sorular soruyorlar? Şimdi diyor sizin o internetin fişini çekiliyor. Sorular o seviyede. Maalesef bilmiyorlar. Çok hızlı ve gerçekten de zeki insanların bulunduğu bir sektör olduğu için de regülasyona karşı, bu tür hani neyin legal olduğuna karşı savaş veren teknoloji şirketleri 10-0 önde. Uber'den örnek vereceğim yine. Greyball diye bir hizmet çıkarmışlar bundan. Yine gizli bir proje. Eğer sen Uber'in ulaşım politikalarına ve sigorta, yani kişiyi sigortalama yaklaşımına karşı duran bir politikacıysan
seni pinpoint ediyorlar. Ve ne zaman Uber çağırırsam gelmiyor. Komik ama düşün. Sadece araba kullandığını ve taksi çağırdığını düşündüğün bir uygulama senin bakan olduğunu hiçbir başka bir şey sormadan nasıl bilebiliyor? Bunu bilebiliyorsa başka neleri daha bilmiyoruz acaba onun için kullanılmış? Facebook'taki o şey yani en büyük sıkıntı acaba Trump seçimlerinde buydu. Cambridge Analytica olayını duymuşsunuzdur. Çok yani müthiş bir olay aslında. Yani computer science açısından süper bir şey. Adam diyor ki açık açık da anlatıyorlar bunu. 5 behavioral şey var diyor, aspect var diyor. Ve biz sadece 30-40 postumuzdan sizleri burada classify edebiliyoruz diyor. Şimdi ben seni classify ediyorum dedikten sonra, beni classify etmesini, ben de kabul ettikten sonra hiçbir sakın yok. Ben sana reklam yollamak istiyorum, okey dedikten sonra bana benim profilime match eden reklamları yollamasında bir sıkıntı yok. Fakat Cambridge Analytica diyor ki, bunu gizli kamerada söylüyor. Bizim bir de ayrı bir şirket var, o profillere şey basıyor. Dolayısıyla işte diyor ki profil A, B, C diyelim. İşte A2, B1, C4 profiline bugün eğer mis gibi Hatay döner dersen gider Hatay döner alır bilgisi varsa Cambridge Analytica diyor ki biz o işe girmiyoruz. Aradan yalan, propaganda vesaireyi Cambridge Analytica'nın o yan dalını denir artık sağlıyor. Facebook'a diyor ki biz bu işte yokuz, biz free speech vesaire vesaire deyip ondan sonra terms and conditions'ı değiştiriyor. Diyor ki yani o illegal değil. Şimdi illegal değil ama etik ve doğru da olmayabilir. Dolayısıyla oradaki arada şirketler bence bizim gidebileceğimiz en son noktalar. Biraz daha hani kendi başımızayız diyebilirim. Maalesef. Yani şey bu sebepten dolayı mesela mümkün olduğu kadar Google kullanmamaya çalışıyorum. Yani datamızı sattığı belli. Ya sattım diyorum ya. Android telefon var diyorum. Sattım diyorum hani Chrome kullanmayayım bari. Firefox'a gitsin biraz. Microsoft biraz sevesene Microsoft ürünleri kullanıyorum. Çünkü daha çok güveniyorum benim datamı bir yere satmayacağım Microsoft'u. En azından üstüne para veriyorum çünkü. Yani bu yani öyle bir şey var yani. Eğer hizmet için para vermiyorsanız ürün aslında sizlersiniz diye. Bunlar hani şey, kişisel seçimler. Yani bir şirket yeni tasarım yapmasına yakın tasarım kültürü olduğunu da sanmıyorum. Biz iş arayan arkadaşlar nasıl o şirketin öyle olduğunu öğrenebilirler. Nilay'ın sorusu biraz hani pratiğe yönelik bir soru. İş yapış çünkü yani. Ürünün nasıl çıktığını mutfağa girmeden anlayamayız. Belki hani bugüne kadar herkes şey diyor, derdi ne sıkıntı var ya çok güzel bir araba geliyor falan. Lakin öyle değildir. Dolayısıyla oradaki mutfağı ve hani üretimi de biraz biliyor olmak lazım. Mülakatlar bunun için çok güzel fırsatlar. Hani konuşup işler burada nasıl işliyor, son karar kim veriyor vesaire noktasına gelmek bir tercih. Çok böyle hani ayyuka çıkmış skandalı olan şirketler varsa da hani haberlerden veya değişik bilgi kaynaklarından bunları da yani bakabiliriz, bakma fırsatımız var. Oradaki şey seviyenizde siz seçiyorsunuz. Tahammül seviyesinizde siz seçiyorsunuz. Ankara'dayız, savunma sanayi var. Çalışır mısınız, çalışmaz mısınız? Kendi kararını, kendi vereceğiniz bir karar. Ben soracağım. Bir şey soracağım. Yani biz profesyonel hayata geçmeden önce birçok UX projesini tamamlamaya çalışıyoruz. Bu UX projelerinde de bir sürü case, birçok açıdan, işte ne bileyim, küçük ev aletinden, işte araba tasarımı vesaire. Hani hepsini arayıp bir UX tasarımına değinmeye çalışıyoruz. Ama profesyonel hayata geçtiğimizde hani muhtemelen bir konu üzerinde oluyoruz. Mesela işte hatta kurumsal bir şirketin bir ekibinin, alt bir ekibinin bir parçası atıyorum. Bir ana sayfaya bakan bir kişi oluyoruz. Öyle olunca orada sürekli hani projeler geldikçe benzer şeyleri yapıyor oluyoruz. Ve hani ben daha çok yeniyim hani ama 2 yıldır, 3 yıldır tecrübeli olan arkadaşlarımla görüştüğümde şey oluyorlar. Ya ben hani hamladım galiba ya gibi çok yorum anlatıyorum. Ben UI'da kaldım biraz. İkon eklemeye falan çalışıyorum. Experience'i geliştirmek için ama İşte UX de nasıl yapılıyor da unuttum gibisinden. Ya bu profesyonel hayatta kendimizi nasıl dinç tutarız bu konuda? Nasıl yeteneklerimizi, bilgimizi nasıl aktif tutarız? Bunu sormak istiyorum. İki yöntem önereceğim. Birincisi demin bahsettiğim. Sıkılmışızdır, artık bir şey alamıyorsunuzdur, iş değiştiririz. Yani çok basit. Büyük şirketlerde çalışmanın mesela bir avantajı da bu. Hani şirket içerisinde bordromuz, yan hakkımız, cartımız, yurtumuz yanmaktan Ahmet'in ekibinden, Selin'in ekibine çok daha rahat geçeriz. Büyük şirketlerde bu olasılık şey.
İkincisi, aynı yaptığımız işi farklı şekilde yapmaya çalışırız. Farazi bir örnek olarak söylüyorum. Arkadaşım demiş ya, işte, ikon eklemeye çalışıyorum vesaire vesaire. Belki de ikon eklemek yerine alternatif başka nelerin daha başarılı olabileceğini öğrenmek için ikon ekleme için vereceği efor savaşını hadi bir kullanıcıya araştırma yapalım diye belki verebilir. Şey ya da bu. Yani o research yapan bir ekip var zaten. Benim de görevim bu. Bunun özetle kalmış gibi oluyorum. Öyle olunca da biraz hamlıyorum mesela research konusunda hamlıyorum gibi. Bu case için hani kendi görevinin dışına çıkması gerekir. Ama şeyden bahsediyorum. Aynı fonksiyonda kaldığını varsa, ikon eklemek. İkon ekleme için dizayn sistemleri farklı kurabilir. Farklı bir hani şey estetik dile geçebilir. Yapabileceği aynı işi farklı şekilde yapabilmenin de birçok yolu var. Her tasarım süreci için söyleyebilirim. Bu da bir öğrenim şeyidir. Öğrenim yoludur. Ama dediğim gibi sonsuza kadar gidebilecek bir şey maalesef değil. Bir noktada iş değişimi, rol değişimi ya da proje değişimi yapmak tam başka çok şansımız yok. Sen kendinden sorumlu herhalde. Kendini geliştirmek. Öyle. Ya ben mesela verdiğin örnek vardı ya işte kurumsal bir grubun bilmem nesin vesairesi. Bütün kariyerim boyunca en çok sevdiğim projeler benim iç projeler. Internal portaller falan. Çünkü kullanıcısı orada. Yani kahve içip ya ben sen bunu nasıl kullanıyorsun dediğim zaman kimsenin alamayacağı insight'ı rahat alabileceği bir şey. Bir de bencillik olarak ben o çalışmayı yaptığımda bizzat beraber kahve içtiğim birisinin hayatını zenginleştirmiş oluyorum. Onun eve rahat gidebilmesini sağlıyorum. Onun akşam daha rahat uyuyabilmesini sağlıyorum. Bu hani kişisel motivasyon. Bazıları da der ki ben mutlaka ATM tasarım yapmam lazım. Mutlaka işte o mobile bir yapı. Tamam yap istiyorsan senin motivasyonun da olsun. Ben corporate tarafta çalışmak istiyorum. Tercih. Türkiye'de yetenekli tasarım olduğunu bile Avrupa'da Yani çok büyük bir soru. Türkiye'deki etkileşim tasarımı olduğunu. Şimdi etkileşim tasarımı deyince ne yazık ki İngilizcesi geliyor çoğu insanın aklına. Interaction design ve ne yazık ki yine interaction design micro interaction'la karıştırılıyor. Yani ben text box'a tıkladığında böyle yapması ya da ne bileyim yapması. Onlar micro interaction. Interaction design biraz daha işin belki bugün o UX tasarımı diye sektörde geçen bilgi mimarisi, ekran yapısı, ekran akışları, sistemin grameri gibi konular. Yani Türkiye'de ve Avrupa ve Amerika ve Türkiye olarak ayıracak olursak, Türkiye'de maalesef bilinç birazcık daha düşük. Sebebi de zamanında görsel tasarımcı olanların birden şap diye isimlerinin yanına "Aa ben de bugün UX UI designer olayım" demesi. Bugün de o isimlerin product designer olayım demesi gibi şeyler var. Dolayısıyla çok hani o işi yapmadan o title'ı kendine veren kişiler sektörü birazcık hani ayarını bozdu diyebiliriz. Avrupa'da ve hani Amerika'da daha sistematik ilerleyen bir süreç olduğu için eskiden beri biraz daha yüksek olgunluk olduğunu söyleyebilirim. Buradaki fırsattan da bahsedeyim. Gerçekten dizayn sistemler çok hani sektörü değiştiren şeyler. Eskiden Photoshop'la mesela tasarımları ve 100 ekran varsa bir görsel tasarımcı 600 PNG falan yollaması gerekiyor. Çünkü her ekranın her state'ini yollaman gerekiyordu ki bakılarak yapılsın. Şimdi diyeceksiniz developer'la konuşsanız olur mu? Olur ama peki ya QA? Peki ya işte analist? Peki marketing? Siz o spec'i yazacaksınız arkadaşlar. Bugün yazmıyoruz. Çünkü bir yerde bir düğmeyi değiştirdiğimiz zaman zaten her şey değişiyor. Zaten o spec yazmamıza gerekmiyor. Birisi Figma'ya, Sketch'e, Zepne girince o detayı görebiliyor. Dolayısıyla hani aradaki o iletişimi daha geliştirdiğimiz için önce ben bunun bir wireframe'ini çizeyim, kutu kutu yapayım, onay alayım, ondan sonra bilmem ne yapayım ben. Gerek yok. İki süreci %100 paralel işletebilirsiniz. Bazı noktalarda daha da baştan işletebilirsiniz. Süper gurur duyduğum bir örneği hani paylaşmak istiyorum. Belki hani dinliyor da olabilir arkadaşımız. Akbil var ya, İstanbul Kartı. O uygulamayı beraber çalıştığım bir ekiple beraber yaptık. Ve paraleller dedik ki day one'da önce hani uygulamanın tipi böyle olacak. Düğmenin hani tipi böyle, renkleri böyle. Sizin markanız var, markanız hani accessible değil. Şunları değiştiriyoruz diyerekten. Bir taraftan sistem mimarisini kuruyoruz, bir taraftan da görseli kuruyoruz. İnanılmaz hızlı bir şekilde, inanılmaz dolu dolu onaylarla muhteşem bir proje süreci işlettik. Ve hani ürüne de yansıdığını düşünüyorum. Şimdi Türkiye'de yaptık. Üstlük sermayede yaptık. Oluyor yani.
Yeter ki o kafaya niyetli olan bir takımla küçük de olsa çalışabilirsiniz. Peki. Çok teşekkürler.